arkadaşlar Medan'ın hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuza içinde Allah korkusu olan, merhamet olan, yüreği güzel kullarını çıkarsın inşallah. Bugün sizlere 5 şiş çoraplarda sayıları numaralara göre nasıl ayarlarız onu anlatacağım. Genelde 5 şiş çorap paylaştığım zaman en sık aldığım sorulardır. İşte şu numaraya kaçılmak başlayayım, bu numaraya kaçılmak başlayayım. Bunlara bir cevap getirmek yani hepsine toplu bir cevap vermek adına böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Şimdi bir de böyle basit bir şekilde size anlatacağım bunu. Şimdi öreceğimiz numara kaç? Mesela 45 numara öreceğiz diyelim ya da 20 numara. Bunu anlamak için önce öreceğiniz kişinin ayak bileğini ölçe ölçeceksiniz. Ayak bileği ne kadar? çorap öreceğiz. Şimdi çorap öreceğiz. Önce bileğin ölçüsünü alacaksınız. Bileğin ölçüsünü aldıktan sonra taban ölçüsünü alacaksınız. Taban ölçüsü buradan topuktan buruna kadar taban kaç? Bu iki ölçüyü aldıktan sonra yapmanız gereken şey kullanacağınız ip. Kullanacağınız iplerin böyle etiketlerinde bilmiyorum ne kadar görünüyor çok küçük basılmış. Etiketlerinde küçük örnekler olur. Kaç santimetre, kaç ilmekle kaç santimetre elde edebileceğiniz yazar. E peki biz e, etiketsiz bir ip var elimizde, şöyle bir şey. Onunla örmek istiyoruz. Nasıl bulacağız bu sayıyı? E, i̇ki şişinize 10 ilmek başlayacaksınız. 10 ilmekle böyle e, belli bir miktar böyle küçük bir parça öreceksiniz ördükten sonra onu ölçeceksiniz benim 10 ilmeğim kaç santime denk geliyor oradaki santimi bulduktan sonra e, yapmanız gereken üzerine hangi deseni kullanacaksınız üzerine kullanacağınız deseni hesaplayacaksınız o santime göre ilmek sayınıza göre daha sonra e, şöyle istisnalar olabilir Üzerine kullanacağınız desen sizin çıkarttığınız hesapladığınız ilmek sayısından bir adet fazla da olabilir. iki adet fazla da olabilir. Bir adet iki adet de eksik olabilir. Bu çok trajik bir şey değil. Yani yapılabilen bir şey. Şimdi bütün hesaplarınızı bu şekilde yapacaksınız. Çok kolay çok basit bir sistem. Yani kimseye muhtaç olmadan yapabileceğiniz bir şey bu. Sipariş aldınız 45 numara sipariş sahibine dersiniz ki o kişinin bileğini ölç benim için bir de tabanını topuktan buruna kadar ölç lütfen. O zaten tabanla tabanla burun en basit olan hesaplama şekli. Tabanla burun örersiniz desenleri koyarsınız koyarsınız ölçersiniz. Kaç santime ulaştım kaç santime geldim numarayı buradan ayarlarsınız. En önemli olan şey bilek. Ee, bazı 45 numara insan, yani in, insanların ayak şekilleri çok farklı arkadaşlar. Mesela 45 numara bir ayağın e, bileği çok ince de olabilir. Ona böyle fazla fazla e, ilmek başlamanıza gerek yok. Onu büyüteceğiniz yer topuktan buruna kadar olan kısımdır. Ya da böyle tombik bir ayaktır, tospik gibi. E, ama 38 numaradır, 37 numaradır. Yani burada anlatmak istediğim şey ölçüsünü isteyeceksiniz. Şöyle bir mezre ile ölçülecek ölçü isteyeceksiniz. Ondan sonrası hesaplaması çok kolay, çok basit bir sistem. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi mesela ben size genelde hep 37, 38, 39 numaralar anlatırım. Ben bunları anlatırken hep söylüyorum içinde yani e Ayağı ölçün, ayağı ölçün diye ama bazen bu anlaşılmıyor galiba. İşte şu numaraya kaç ilmek başlayayım, bu numaraya kaç ilmek başlayayım. Her insanın ayağı farklı arkadaşlar. Yani her 45 numaranın bileği aynı değil ya da her 38, 37 numaranın bileği aynı değil. Eğer ölçülerini alırsanız çok daha faydalı olur sizin için. Çok daha kolay, tam ayağı uyan bir çorap örebilirsiniz. Anlatmak istediğim bu. Şimdi size çok kolay, çok basit bir şey anlatacağım. Şimdi bunu ben bu ölçüde anlatacağım size. Sizler bunu istediğiniz ölçüye kendiniz hesaplayacaksınız. Ben en küçük, en basit şeklini anlatacağım size. Ben şimdi bunun şuradan ölçüyorum. Bakın topuktan buruna kadar 12 santim küçük minik tatlı bir çorap bu 12 santimimiz bizim neye denk geliyor 20 numaraya denk geliyor 20 numara bir ayağa denk geliyor bunun yaş ortalaması genelde 6-12 ay olarak geçiyor ama inanın ben kendim hiç çocuk büyüttüm yeğenlerim kardeşlerimin çocukları her 6-12 ay çocuk Aynı numaralar giymiyor arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim şey ölçün, ölçün, ölçün. Önce ölçün, ondan sonra örün. Gelelim bu minik, tatlı, çilekli çorabımızın anlatımına. Ben 3 numara çorap şişlerimi kullandım. Yeşil ipim Bonbon Lüks, kırmızı ve beyaz ipim elimde kalan parça iplerim arkadaşlar. Çoraba uygun ipler. Ben 40 ilmek olarak başladım. Dediğim gibi 20 numaraya tekamül eden bir sayı bu. 6-12 ay arası diye yazıyor. Yani yukarıda söylediğim şeyler dikkate alınsın. Bunun da altına bilmem kaç numara için, kaç adet başlayayım ya da kaç yaş için. Özellikle bir çorabı sorarken şu yaş için kaç ilmek başlayayım diye sormayın arkadaşlar. Dediğim gibi her 8 yaş aynı numara giymiyor ya da her 5 yaş aynı numara giymiyor. Ayak şekilleri farklı farklı. 40 ilmekle başladım. Her şişime 10 adet ilmek attım. Şimdi 40 adet ilmek atıp geliyorum ben. 40 ilmeğimi attım şişlerime. Ben bunun lastiğini 14 sıra ördüm arkadaşlar. Kendi zevkinize kalmış istediğiniz yükseklikte lastiğini örüp gelin ben iki ters iki düz ördüm İstediğiniz tür lastiği istediğiniz boyutta örüp gelin bunun ıı, şu beyazlarını siyahla ördüğünüz zaman da karpuz çorap oluyor arkadaşlar böyle ördüğünüz zaman çilek çorap siyahla da ördüğünüz zaman karpuz çorap oluyor ben şimdi bunu 15 15 sıra 15 sıra lastik örüp geleceğim. 14 sıra lastik ördükten sonra bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Bir sıra düz ördükten sonra kırmızı ipimi giriyorum. Bir kırmızı, 7 tane yeşil. Siz tabii ki e, ölçüp istediğiniz numaraya başladığınız zaman bu 7 5 6 7 7 de yapmayabilirsiniz yani kendi sayınıza göre bunu paylaştıracaksınız. 7 tekli bir sayı olması gerekiyor. Böyle şu şekilde piramit şeklinde eksildiği için tekli bir sayı olması gerekiyor. 7 de olur, 9 da olur, 5 de olur, 3 de olur. Kendi e, hesaplayıp bulduğunuz sayıya göre bunu ayarlayacaksınız arkadaşlar. Düz olarak da yani bu piramit şeklinde de ilerletmeniz gerekmez. Buraya bir yeşil herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yaprak görünümünde çilek yapacaksanız eğer. 4 5 6 7 ilk sırası bu şekilde 7 1 7 1 desen çok basit arkadaşlar ilk sırada 7 olan yeşil ilmeğimiz ikinci sırada 5 beş. düşüyor sonra 3'e sonra 1'e böyle piramit gibi ilerliyor yeşillerden boşalan yerlere de kırmızı renklerimiz geliyor yani bu sırada 5 yeşil 3 kırmızı. Böyle ilerletim. Bir tane yeşil kalana dek bir tane yeşilimiz kalınca üzerine bir sıra kırmızıyla öreceğiz. Daha sonra çileklerimizin bu çillerini yapacağız. Yeşili tamamladım, kestim. Üzerine bir sıra kırmızıyla gittim. Şimdi Küçük noktacıklarla öreceğiz beyaz ipimizle. Bunu da böyle rastgele kenardaki ilk ilmekten bağlıyorum. Dediğim gibi başlangıçta da bunları siyah iple yaparsanız karpuz oluyor. İpimi bağladım. Bir beyaz üç kırmızı. bu şekilde bütün ilmeklerinizi örün bir beyaz üç kırmızı şimdi bir sıra bütün ilmeklerimiz kırmızı onun üzerine aralara tekrar bir beyaz üç kırmızı olacak şimdi bütün ilmeklerimiz kırmızı bir sıra kırmızı ördükten sonra tam aralara yine beyaz yapıştırıyorum daha önceki ördüğüm 3 kırmızının tam ortasına bir tane beyaz yerleştiriyorum şöyle. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Üzerine tekrar bir sıra kırmızıyla gidelim. Topuğu anlatacağım. Geldik şimdi topuk kısmına. İstisnai durumlar haricinde yani üzerine uyguladığınız desenler haricinde e, her zaman beş şiş çoraplarda topuk birinci ve dördüncü şişin üzerine kurulur Burası benim başlama noktam bu benim birinci şişim Bu da benim dördüncü şişim anlattığım gibi hani e, bazı desenli çorap kullandığın ördüğünüz zaman illaki e, deseni tamamlamanız gerekir o zaman deseni tamamlayıp döndükten sonra birinci ve ikinci şişinizin üzerine de topu kurabilirsiniz. O bir istisna. Yani ben onu başka bir çorabında anlatmıştım zaten. Ya da şimdi benim buradaki e, ilmek sayım bir şişime düşen ilmek sayım 10 Bu da demek oluyor ki ben şu kenarda 10 tane yuva olana dek örmem gerekiyor düz şekilde. Ama e, bazı desenlerde üzerine uyguladığınız desenlerde eşit olmayan sayılar başlarsınız mesela bir taraftaki şişteki ilmek bir taraftan bir tane eksik ya da fazla olur öyle bir şekilde e, ilmeklerinizi şişlerinize dağıttığınız zaman mesela diyorum benim burada 15 burada 14 adet ilmeğim var ve topu kuracağım ben böyle bir topuk kuracağım ne yaparım ben 14 sıra örerim burayı 14 bir kenardan 14 ilmek çıkartırım örerken, bir kenardan 15 adet ilmek çıkartırım, araya bir tane ilmek sıkıştırırım yine dengeyi sağlarım. Bu da bir, bir alternatif. Bunu da anlatayım. Şimdi benim bir şişimde, siz kendi e, hesaplarınızı yaptınız, kendi istediğiniz sayıda başladınız, ihtiyacınız olan sayıda başladınız, topuk kısmına geldiniz ilmeklerinizin hepsinin eşit dağıldığına emin olacaksınız şişlerinize ve bir şişinize düşen ilmek sayısı kadar kenara yuva oluşturacaksınız benim bir şişime 10 adet ilmeğim düştüğü için şurada kenarda 10 adet yuva olana dek sadece birinci ve dördüncü şişimin üzerindeki ilmeklerimi örüp geleceğim 10 sıra olana dek ördüm şurada kenarda 10 sıra oluştu şimdi ayırma işlemine geliyorum topun ortasına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buraya bir tane işaret bırakıyorum bir iki tane örüyorum üçüncü ile dördüncü beraber örüyorum bir sonrasını tek örüyorum çok basit birçok çorapta kullandığım anlattığım bir topuk arkadaşlar bu tam ortaya gelince bu taraftan da iki ilmeği tek örüyorum bir iki üçüncü ve dördüncü beraber örüyorum bir tane de tek örüyorum döndürüyorum. Şimdi artık onların yerleri belli oldu. Saymama gerek yok. Tek ilmeğime geldim. İkisini beraber ördüm. Bir sonrakinde ördüm. Döndüm. Tek geldim, ikisini beraber ördüm, bir sonrakini de ördüm, döndüm. Tek bir beraber ördüm, bir sonrakini ördüm, döndüm. Bu kenarda bir tane ilmeğim kaldı dönüşte artık ilmek çıkartmam gerekecek. kenarda bir tane ilmeğim kaldı. Döndürüyorum. Kenara geldim. Bu iki ilmeği beraber Örüyorum. Şimdi şu kenardan 10 adet ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Yuvalar belli. İki kanadından da tutuyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve Üzerini örüyorum, üzerine örerek ilerliyorum. Diğer kenardan da ilmeklerimi çıkaracağım. Şuraya dek örelim ilmeklerimizi. Diğer kenara geldim. Buradan da 10 adet ilmek çıkaracağım. Şuradaki ilk yuvayı buluyorum başlıyorum. Arada birleştirme ilmeği çıkartmama gerek yok arkadaşlar. Delik oluşmadı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuva atlamışım galiba orada. diğer kenara geldim burada da ilk yuvayı tespit edip ilmek çıkartmaya başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu taraftan da 10 ilmek çıkarttım şimdi şuradaki son ilmeği kesmem lazım bir tane ilmek kalmıştı bu kenarda onu da kapatıyorum şimdiki ilmeklerimi topuğa denk gelen şimdiki ilmeklerimin yarısını bu tarafa yarsın, diğer tarafa paylaştırmam lazım saymadan böyle göz kararı paylaştırıyorum ki 5. şişim boşa çıksın ipimi diğer kenarda bırakmışım demek ki oradan devam edeceğiz üzerine kullandığım üzerine yaptığım o çilleri arkadaşlar bu noktaları punkteleri şey yaptım yani öyle ıı, rastgele attım aralara bakın şurada da mesela böyle rastgele böyle muntazam hepsinin ayarlı olmasına gerek yok boşluk bırakmadan aralara serpiştirdim. Şimdi diğer kenara gittiğim zaman orada beyaz ipime beyaz ipimin olduğu yere geldiğim zaman tekrar onları atmaya başlamam lazım. Ve buradan ilmek eksiltme işlemi yapacağız. Şuradaki şu kavesi elde edeceğiz ve ilmek sayımız yine 40'a düşecek. Şu anda şurada ortada fazla ilmeğimiz var. Şu kısımda. Ama ben hiçbir zaman o ilmekleri saymam arkadaşlar. Sadece e, şurada eksilterek ilerlerim. Her şişimde 10 adet ilmim kalana dek öyle eksilterek ilerlerim. Sayma ihtiyacı duymuyorum onları. Zaten saymaya da gerek yok. Şimdi şurada giderken beyaz ipimi tekrar devreye sokacağım. Çünkü burada kalmış en son. Bu ilk turu tamamladıktan sonra zaten şey yapacağız. Kenardan eksiltmeye başlayacağız. Bu ipimi bu tarafa almam lazım. Şöyle 1-2-3 bir bir burada yuvayı tekrarlamışım şöyle örmem lazım onu 2 üç aynı yuvadan ilmek çıkarmışım iki kez demek ki arada bir tane yuvaya atladım neyse görmedik o kadarcık da olur Sonuçta bir hata yok 3 şuraya gelince ilmek eksilteceğiz 1 2 3 1 1 2 3 ve burada şimdi şu üzerine gelmeden önceki şişimizin köşesinde iki ilmeğimizi beraber öreceğiz bu da tam beyaza denk geldi mi hayır aklımıza ha, İkisini sağ tarafa yatık kesme işlemi yapıyorum tersinden girdim ikisini beraber sağ tarafa yatık bir kesme işlemi yaptım tam şurada köşede bakayım şunun göbeğine denk gelsin şöyle tam şuraya denk gelsin bir tane beyaz yine böyle 3 kırmızı bir beyaz ilerliyorum 3 şu kenarda da eksiltme işlemi yapacağım eksiltme yapacağım kenara geldim burada sola yatık bir kesme işlemi yapacağım için ilmeklerimi sadece düz pozisyona getiriyorum ikisini beraber örüyorum bunu birçok videomda söyledim e, ilmeklerinizi neden çeviriyorsunuz dediler arkadaşlar e, ben şöyle tuttuğum zaman ipimi şişimin altından alıyorum ipimi şişimin altından aldığım için bakın benim ilmeklerim böyle farklı geliyor. Şu şekilde almam gerekiyor bunları örerken. Ama ben ipimi örerken şöyle şişimin tepesinden alırsam bunların hepsi düz gelecek ve ben şu şekilde girip öreceğim. Ben böyle aşağıdan aldığım için ilmeklerimin burasından girmem gerekiyor. Ben bunların ikisini beraber öreceğim zaman şöyle girip ördüğüm zaman bu ilmeklerim çarpık, dönük oluyorlar. Bunları şöyle çevirmem gerekiyor. Düz pozisyona getirmem gerekiyor. Benim gibi alan birçok arkadaş biliyorlardır. Bu bir hata değil. Bu sadece insanın el alışkanlığı. Ben de üstten alsam, şöyle şişimin üstünden atsam ipimi, ilmeklerim farklı gelecek. Aşağıdan aldığım için farklı geliyor. Yani aşağıdan alanla yukarıdan alan alanın ilmeği farklı gelir. Aşağıdan alanlar ee, döndü beraber ikisini beraber ördükleri zaman döndürmeleri gerekir Bunu e, genelde hep sağa sola yatık kesme işlemi yapılırken yapılır sağ yatıkta tersinden girildiği için zaten o ilmekler kendini düzeltiyorlar şimdi işin özüne gelelim Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar bu üzerine attığım e, beyazları bir sıra atacağım üzerine bir sıra kırmızıyla gideceğim sonraki sırada böyle aralarına atacağım ve bunu ne kadar yapacağım bakın eksiltme işlemini şuradaki şişlerimde şu aşağıya gelen alta gelen şişlerimde onar adet ilmeğim kalana dek şuradaki eksiltme işlemlerini yapacağım kenardaki şu kavisli yerdeki Ilmeklerimizi bir turda eksiltelim. Tam burada kenarda bir turda eksiltmeden şu iki şişimizde, topağa gelen iki şişimizde de onar ilmeğimiz kalana dek bu işlemi yapıp gelelim. İnşallah buraya dek anlaşılmıştır. Bundan sonrası ne? Bunu ben şimdi eksilterek geleyim, şurasında anlatacağım sizlere. Şimdi geldik en son hesaplama yapacağımız yere. Biz e, öreceğimiz numaranın bileğini ölçmüştük. Bileğini ölçmüştük. Hangi numara için öreceksek önce bileği ölçmüştük. Bilekte bulduğumuz santimetre ayarına göre ipimizin ayarlarına gelmiştik. Kaç ilmeğim kaç santime denk geliyor onu bulmuştuk. Onu bulduktan sonra Çorabımıza başlayacağımız ilmek sayımızı tespit etmiştik. Ya, bu bir eksik bir fazla olabilir demiştik. Üzerine kullanacağınız desene göre onu kendiniz ayarlayacaktınız o, Orası o kadar trajik değil. Öreceğimiz numaranın tabanını da ölçüp kaç santim örmemiz gerektiğini bulmuştuk. Yani bu benim bu. 37 38 arkadaşlar. Ben her zaman 23 örelim 37 38 için. Öreceğiniz numaranın burundan topuktan buruna kadar, topuktan başparmağın ucuna kadar ölçüp kaç santim örmeniz gerektiğini onu da tespit etmiştik. Bunu şimdi ördüm, topuğunu oluşturdum. Buruna doğru ilerliyorum. Ördüm istediğim ördüm şimdi istediğim numarayı nasıl bulacağım? Bir şişinizde kaç tane ilmeğiniz var ve burunda kaç tane bir şişte kaç tane ilmek eksiltmeniz gerekiyor. Onu tespit edeceksiniz önce. Ben mesela 37-38'e başladığım Sayı her zaman bir şişte 15 adettir. Ben bu 15 adet ilmeğin her şişimde 5 er adet ilmek kalana kadar burunda eksiltme işlemi yaparım. Bu da demek oluyor ki ben bir şişimde 10 adet ilmek eksiltiyorum. 10 adet ilmeği eksiltebilmek için 20 tur örmem gerekiyor. Benim bu ördüğüm 20 tur neden 20 tur 10 ilmek için? 1 ilmek için 2 tur. Her bir ilmek için 2 tur arası. 1 turda eksiltiriz, 1 turda eksiltmeyiz. Burun böyle örülür. Şimdi ben bir şişimde 10 tane ilmek eksilteceğim bunun için 20 tur örmem lazım. Benim 20 turum kaç santimetreye denk geliyor? Elimdeki ördüğüm ipe göre, şişe göre, el ayarıma göre bu değişir. Herkesin el ayarına göre değişir. Ördüğünüz ipe göre de değişir. Önce benim 20 turum, benim 20 turum 4 santimetreye denk gelir arkadaşlar. Bu benim el ayarım. Benim 20 turum 4 santimetreye denk geldiği için ben 37 38 numaraya öreceğim şimdi değil mi? 19 santimetreye kadar örerim çorabımı. 4 santimetreyi burun için bırakırım. 23 tam 37 38'e denk gelir. Siz de şimdi öreceğiniz numaranın bu ölçüsünü aldınız ya arkadaşlar. Kaç numara için öreceğiniz ölçüsünü aldınız ya. Ve bir şişte kaç tane ilmek eksilteceğinizi tespit ettiğiniz zaman o kaç sıraya denk geliyor? O sıra sayısını bulacaksınız ve sizin o sıra sayınız kaç santimetreye denk geliyor? Onu bulacaksınız. Daha sonra mesela ben işte benimki 23, benimki 37, 38, 23'e denk geliyor ya. Ben her zaman 23 eksi 4'ü buluyorum benim 4 20 sıram 4 santimetreye denk geldiği için bu da 19. Yani öreceğiniz santimetreden eksi sizin kaç sıra eksilteceğiniz ve sizin kaç sıranız kaç santimetreye denk geliyor onu bulacaksınız. Karışık gibi gelebilir size ama dikkatli dinlerseniz ayrıntılı ayrıntılı anlattım bunları tekrar altında sormayın çünkü bunları yazmak, anlatmaktan 10 kat daha zor. Yani ölçtüğünüz santimetreye göre ayağın altında ölçtüğünüz santimetreye göre burunda eksilteceğiniz ilmek sayısında sizinki kaç sıraya denk geliyor? O sıra yani eksi artı onu halledeceksiniz. Yani ben atıyorum 20 santimetre öreceğim eksi 4 19 yani 19'a kadar öreceğim 19'dan sonra kapatmaya başlayacağım. Bulmamız gereken bu. Ben şimdi bunu zaten ördüğüm için buna buna ölçeceğim. Burunu da dörder ilmekle kapattım. Böyle kendi kafama göre takıldım. Küçük bir parça olduğu için size anlatmak için zaten bu da 16 santimetre 20 numaraya denk geliyor siz bunu artık kendiniz hesaplayacaksınız. Hesap böyle arkadaşlar. Bileğini ölçüp ilmek sayımızı buluyoruz. Öreceğimiz ipe göre, ipe göre altını ölçüp ayağın altını ölçüp ne kadar öreceğimizi buluyoruz. Burunda eksilteceğimiz ilmek sayısını tespit edip kaç sıramıza denk geliyor onu bulup şuradaki kesme noktamızı tespit ediyoruz. Şimdi ben bunu bunun da aynı ölçüye örüp gelip bunu da kapatacağım. Bu çoraptan örmek isteyen arkadaşlar için de nasıl tamamladığımı anlatayım. Benimle aynı ölçüleri örecekseniz şurada arada topuktan sonra kesme işlemini tamamladıktan sonra bütün şişlerimde yine onar ilmeğim kaldı. Arada 8 sıra daha düz ördüm burnu kesme işlemine başladım. Yine tipik kesme işlemini kullandım. Bir sırada kestim, bir sırada kesmedim. Bu şekilde ilmeklerimi eksilttim. Her bir şişimde 4 ilmek kalana dek bu işlemi tamamladım. Şu anda ön tarafta 8 ilmek, arka tarafta 8 ilmek var. Ve burnunu yine her zamanki gibi beni takip eden takipçilerim bilir dikiyorum bu şekilde. En sevdiğim kapatma yöntemlerinden birisidir bu arkadaşlar. Çok yakıştığını düşünüyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar için de birçok kez anlattım. Sadece burnu dikme işlemini anlattığım videolarım da var. Merak edenler sayfama göz atarlarsa mutlaka görürler. Herhangi bir yerde videoma, bu videoma rastladınız mesela. İsmimin üzerine tıklayıp sayfamda bir tur atarsanız birçok çorap, patik anlattığımı ayrıntılarını anlattığımı göreceksinizdir. Arkadaşlar bu arada bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye ulaşmam bu sayede olacak. Çünkü geçen paylaştığım videolarda analizlere baktım. Sadece 58 kişiye bildirim gitmiş. Yani sadece 18.900 90 takipçiden sadece 58 takipçiye bildirim gitmiş. Yani sadece 58 kişi bildirimlerini açmış. fazla çekmeden dikiyorum bunu. Sonra diktikten sonra çekiyorum iplerimi. Sesimin kusuruna bakmayın bu arada arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Grip olmuşum. Covid değilim sadece gripim. Ağır bir grip atlatıyoruz. Bir salgın var. İplerimi çektim. Yerleştirdim. Bakın. Ne kadar görünüyor bu ışıkta bilmiyorum. Kış günü hava çok çabuk kararıyor. Saat dörtten sonra ışık kullanmam gerekiyor. Maalesef. İp uçlarımı böyle arkaya saplıyorum arkadaşlar. Yeterli. Çilekli çorabımızın bitmiş hali böyle arkadaşlar. İçindeki beyazları siyah yaparsanız videoda da söylediğim gibi karpuzlu çorap oluyor örecek arkadaşlara kolay gelsin. Takıldığınız yerleri sorun. İçinde de videonun içinde de anlattığım gibi ölçümleri düzgün yaparsanız, hesaplamayı düzgün yaparsanız hiç kimseye muhtaç olmadan istediğiniz ölçülerde, istediğiniz numaralarda çoraplar örebilirsiniz arkadaşlar. Püf noktalarını elimden geldiğim kadar anlatmaya çalıştım, ayrıntıları anlatmaya çalıştım. Hesaplama sistemi çok basit. Bileği ölçeceksiniz. Kendi el ayarınıza göre, ip kullanacağınız ip ayarına göre sayıyı bulacaksınız. Burundan topuğa kadar ölçüp altının, topuğun, tabanın ayarını bulup hesaplarken ona buruna kaç santimetreden itibaren burun kesmeye başlayacağınızı yine kendi ilmek sayınıza göre ve kendi sıra sayınıza göre bulduğunuz zaman istediğiniz her modeli, istediğiniz her çorap örebilirsiniz. Kesinlikle hiç problem değil. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.